de vermek istediğiniz bir mesaj vardır, değerlendirme vardır. Yani şimdi önce Onu şöyle sorarak söyleyeyim. Doğu Akdeniz konusuna geçeyim. Ailesine ve Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bas sağlıyorum. Türk milletine bas sağlıyorum. Biz tabii beraber çalışma imkanı olmadı. Aramızda herhalde bir 18-19 yıl var şeyle ilgili, arkadaşımızla ilgili yaş olarak. Ama büyük ihtimalle ben 4. Kolordu Komutan Yardımcısıyken, tümgenerken o iki tugay hem Kayseri hem de Bolu Komando Tugayı bize bağlıydı. Yani o zamanlar belki gitmiş ama şahsen tanımıyorum. Ben tabii bu şu hasta aileyle büyük ihtimalle bir takım emareler göstermiştim ama hasta aileyle bile orada görevine devam etmesi ve sonuçta işte orada erişmesi bile, şehadet mertebesine erişmesi bile yani çok başlı başına büyük olaylar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri orada canı pahasına görev yapıyor. Subayı, as subayı, generali, eri, hepsi. Yani ya mantık Sayın Savunma Bakanı dediği gibi ölürsem şehit kalırsam gazi mantığı var. Ben Türk milletine yaptığı hizmetler için onun ve onun gibi şehitlere tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yani kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz komutanımızın vedası bile şu anda Türkiye'nin tarihte Türk askerinin mücadelesinin kararlılığını zaten ortaya koyuyor. Bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla analım kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz komutanımızın nezdinde tüm şehitlerimizi. Sayın Pekin, dün Sayın Buyurun. Ağar'la özellikle NATO'da teknik görüşmelerin ertelenmesi aşamasında hemen sıcağı sıcağına ilk değerlendirmeyi yapmıştık. Daha öncesinde de bu gerilimi, süreci birlikte sizinle değerlendirme fırsatı Evet. yakalamıştık. Geldiğimiz noktada gayet net kartlar açıldı. Bugün 9 Eylül 2020. Verilen mesajlar da son derece net. Ama Yunanistan ne sahadaki varlığından bir adım geri atıyor, ne de Türkiye'yi ekonomik olarak cezalandırma mesajından, bu restinden, bu tehdidinden hangi noktadayız ve NATO'daki erteleme nedir? Sizce sebebi nedir? Çünkü dün Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Yani bunu Türkiye'den kaynaklanmadığını ortaya koydu. Oruç Reis'i Marmara'ya çeksin Türkiye ön şartını ortaya koymuş Yunanistan. Hani teknik bir kaza çıkmasın. Yani savaş, çatışma başlamasın yanlışlıkla diye NATO devreye girmişti. Hani o görüşmeleri bile frenlemesi. Sizce hedefi ne Yunanistan'ın? Yani Yunanistan hedefi Türkiye'yi baskı altına almak ve Türkiye'ye geri adım attırmak. Bu açık. Bu görüşmelerin 10 Eylül'e ertelenmesinin nedeni de bugün NAT dediğimiz yani NATO'nun en üst düzey siyasi organı olan organ yani Kuzey Atlantik Konseyi daimi temsilciler yani NATO'da bulunan ülkelerin NATO'ya atadıkları büyükelçilikler var, daimi temsilcilikler. Onlar toplanacaklar. Onun bir üstü de bakanların toplantısıdır zaten ama Dışişleri Bakanlarının. Bu toplantı yapılacak. Bu toplantı tabii siyasi bir kurum bu. 7 Eylül'deki konu daha çok teknik bir konuydu. Askerler arasında yapılması gereken konuydu. Yunanistan böyle bir şey istemiyor. Yunanistan bu bölgede bu teknik konuların yani mesela Ege'de var teknik konular. Ege'de herhangi bir kaza çıkmasın ya da bir olay olmasın diye belirlenen bir güvenlik artırıcı önlemler var. O önlemler kullanılıyor. Bu radar izleri takip ediliyor, diğer konular takip ediliyor. Çok sayıda. Şimdi aynı şeyi Yunanistan zaten şeyde istemiyor. Kendisi beni kontrol ederler diye istemiyor. Onun istediği Türkiye'nin buradaki faaliyetlerini tamamen kesmesi ve geri adım atması. Onun niyeti yani teknik konular, teknik heyet toplansın, bir karar alalım, buna göre hareket edelim falan değil. Onun için de NAK'ın daimi temsilciler toplantısında, yani Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler toplantısında bugün karar alıp bu şeyler vasıtasıyla, NATO'nun Avrupa Birliği üyeleri vasıtasıyla orada Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyor. Yani yapmak istediği konu budur. Hatta ben emin değilim yani 10 Eylül'deki toplantı bile ertelenebilir. Çünkü Yunanistan'ın böyle bir niyeti yok. Yani kaza çıkacak, bela çıkacak falan değil. O Türkiye'ye siyasi
ekonomik baskı yapmak suretiyle ve bu baskıları yaparken de Fransa'yı, Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Almanya'yı kullanmak suretiyle, hatta Akdeniz kıyısındaki ülkeler işte yarın biliyorsunuz Korsika'da bu 7 Akdeniz ülkesinin 7 Avrupa Birliği ülkesi. NATO üyesi olan 7 Akdeniz ülkesinin evet. toplantısı var Korsika'da. Orada da bu. Bunun amacı şu. O toplantıda da yine muhtemelen Avrupa Birliği'nde yaptırımlar nasıl istenecek, nasıl baskı yapılacak Türkiye'ye bunlarla ilgili o ülkelere baskı yapmak, önceden hazırlanmak. Evet. Yani bu şey gibi örülüyor, ağ gibi örülüyor. Çünkü hiçbir şey toplantıda yani 1 saatlik, 5 saatlik, 10 saatlik toplantıda halledilmez. Bunların hepsi daha evvelden hazırlıklar yapılır. O hazırlıklarla beraber uygun bir ortam hazırlanır. O uygun ortamda sizi işte katıldığınız NAK toplantısında veyahut da şey toplantısında baskı altına alırlar. Yunanistan'ın yapmak istediği bu. Evet. Türkiye'nin ne oruç diyeti çekme ne de aldığı tedbirlerden bir adım bile geri atmaması gerekiyor. Eğer atarsak kaybederiz. Yani savaş çıkacaksa çıksın, inceldiği yerden korksun. Biz düşüneceğimize Yunanistan düşünsün savaşı. Biz düşüneceğimize Fransa düşünsün. Benim bakış açım bu. Eğer çıkartabiliyorlarsa çıkarsınlar savaş. Yani ben düşüneceğime Amerika düşünsün. NATO ülkeleri düşünsün. NATO'nun ne hale geleceğini düşünsün. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakıyoruz şimdi olaya. Yunanistan NATO üyesi. Bizde sorunu var. Biz de NATO üyesiyiz. Yunanistan'da şey anlaşıyor. Fransa bizim üzerimize baskı yapıyor. Dahil olmak üzere gemi gönderiyorlar. Yani Türkiye'ye bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesini tehdit ediyor. Yani böyle bir mantık olabilir mi? O zaman NATO'nun hesabı yani Fransa'nın başka hesabı mı var? Evet var. Fransa hem Akdeniz'de bir grup kurmak istiyor hem de bir Avrupa kolu yani Avrupa ordusu NATO'nun evet. dışında bir Avrupa ordusu kurmaya çalışıyor. Gerçi yani, Sayın Pekin onu da birazdan değerlendiririz. Avrupa ordusu dediğimiz şey de öyle hadi ince kurulacak bir şey değil. Büyük ya, bir maliyet. Değil tabii. Yani büyük bir maliyet. Onun altından yani, kalkabilecek. En azından 15 sene ihtiyaç var. Belki daha fazla ihtiyaç. Tabii. Bir de tabii ekonomik olarak onun altından kalkmak önemli. Evet. İttifaklar nihayetinde sadece ideolojik birlik, güvenlik doktrinindeki birlikle olmuyor. Bir de bunun olmuyor. Maliyetini kaldırmak lazım. O yüzden NATO şemsiyesi son derece önemliydi. Evet, evet. İçindeki herkes için. Onu tekrar döneceğim soracağım ama yani siz şu anda yarınki toplantının da ertelenme olasılığının olduğunu evet. söylüyorsunuz. Bir cümle. Çünkü Yunanistan bunu istemiyor efendim. Yunanistan o bölgedeki faaliyetlerinin. Savaş çıkmasını istiyor o zaman Sayın Pekin. Gerçi size çıkarsa çıksın onun sorunu. Evet onun sorunu. Savaşı onlar düşünsünler. Ekonomiyi onlar düşünsünler. Fransa düşünsün. Yani yapabiliyorsa yapsınlar. Evet. Savaş çıkartabiliyorsa çıkarsınlar. Peki. Yani bu kadar da sert olmak lazım. Ama Türkiye başka cephelerde de savaşıyor. Başka cephelerde de savaştığı için oralarda da gücü var, kuvveti var ve oralarda da ihtiyacı var. Oralardan da sıkıştırılıyor. Evet. Bir taraftan Irak tarafından, bir taraftan Rusya tarafından, bir taraftan Amerika'nın PKK-PYD'ye verdiği destek tarafından, bir taraftan Libya'daki olaylar tarafından oralardan da sıkıştırılıyor. Yani bir de ekonomik olarak yumuşak karnımız yani bu konuda da sıkıştırılıyoruz. Ve böyle bir durum var ama Türkiye bu konularda şimdiye kadar çok taviz verdi. O kadar çok taviz verdi ki yani işte en son Kıbrıs Harekatı'nı yaptık. 1922'de bunlar gittiler, geldiler. Hala bu üçüncü yani 1922 Yunanlıların Küçük Asya Felaketi. Bizim Kurtuluş Savaşı. Tabii Küçük Asya Felaketi diye. Yani. Evet. 19 Mayıs'ı da zaten sözde Pontus soykırımı evet. yıl dönümü diye. Yani şimdi bu aslında böyle bir şey yaparlarsa Yunanistan Türkiye'nin elinde kalır. Yani biz de çok zarar görürüz. Biz de belki bizim de gelişmemiz belki 20-30 yıl 40 yıl geriye gidebilir. Ama Yunanistan Türkiye'nin elinde kalır. Yani bu adamların bu kadar kör olduklarını sanmıyorum. Bunlar Fransa'ya ve diğer ülkelere güvenmek suretiyle ve Türkiye'ye geri adım atıyorlar. Şu anda NATO vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri aslında Amerika Birleşik Devletleri NATO vasıtasıyla Rusya'yı çevirmeye çalışıyor, çevrelemeye çalışıyor. Olabildiği kadar yani Baltıklardan başlayıp Polonya, Romanya dahil olmak üzere Karadeniz'e kadar gelmek üzere çevrelemeye çalışıyor.
Bu arada Yunanistan'a ihtiyacı var işte, bir takım güçler vesaire falan. Ama bunlardan şey olarak, güç olarak, kuvvet olarak Türkiye'yi Yunanistan'a kullanmak suretiyle baskılamaya çalışıyorlar. Evet. Türkiye'nin bu bölgede gelişmesini önlemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin gerici bir millet olmasını önlemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bu kaynaklara erişmesini önlemeye çalışıyorlar. Bakın, bu kaynaklar sadece gaz değil, sadece petrol değil, yani sadece balıkçılık da değil. Burası Türkiye'nin bekası için, güvenliği için çok önemli bir nokta. Birinci öncelikli bir nokta bence. Birinci öncelikli evet. bir nokta. Evet. Suriye bile bundan sonra geliyor, ikinci öncelikli. Yani, evet. Çünkü başka türlü Türkiye'nin gelişmesi mümkün değil. Evet, Sayın Pekin. YouTube kanalımıza abone olun.